Derin temizlik yapacağız. 2 dakikamı alıyor. Ondan sonra cığıma arkadaşlar. Temiz ev, güzel ev. Mutfak. Mutfak Allah'lık. Yani çok güzel. İtalya'da satılıyor. Yani temizlik maddelerini hiçbir şekilde karıştırmayın. Böyle işleri bu arada nasıl alırsınız? Fiyatlandırmayı nasıl yapıyorsunuz? Alacağım parayı da bilirim. Bunun suyu yok mu? Ne yapacağım ben şimdi? Sanayi bölgesindeyiz. İş yaparken gene iş geldi arkadaşlar. Başladı gene. Selam arkadaşlar, Yunus Eser'in kanalına hoş geldiniz. Ben Yunus Eser. Hepinize benden sevgiler. Umarım iyisinizdir. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayız. Almanya'da para kazanma serimize gene devam ediyoruz. Arkadaşlar bu sefer ne yapıyoruz? Kameramı şuradan biraz sileyim. Toz gelmiş. Arkadaşlar şimdi derin temizlik yapacağız. Dairede, bir tane dairede derin temizlik yapacağız. Neden böyle bir temizlik yapıyoruz? Eski kiracı çıkmış. Ondan sonra burası tadilata girmiş. Tadilat yapıldıktan sonra da derin temizlik yapılacak. Ondan sonra da yeni kiracısına teslim edilecek. İsterseniz evi göstereyim size. Şu havalandırması bayağı bir sesli çalışıyor. Bir daha açalım. Evet. Arkadaşlar ilk önce şöyle bir banyodan başlayalım. Bakın görüyorsunuz toz toprak içinde. Bunlar hepsi silinecek, temizlenecek. Ondan sonra görmüş olduğunuz gibi şöyle bir tane girişi var. Flor. Zaten kapıda, giriş kapısı da böyle. Burada maalesef ışık yok. Şöyle bir tane oturma odası ya da yatak odası olmak üzere. Klasik Alman evleri tek oda. Şurada bir tane balkonumuz var. Fakat balkona şu an bir şey yapmayacağız. Ondan sonra gelecekler atacaklar çöpünü. Ondan sonra cığıma arkadaşlar. Temiz ev, güzel ev aslında. Bakın şöyle de bir tane mutfağımız var. Camımız var. Mutfak şöyle komple temizlenecek. Tozu alınacak. Burada ne var? Evet, buzdolabımız var. Ufak bir tane. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi klasik Alman evleri. Yani bir yaşlı için ya da tek başınıza yaşıyorsanız bir bekar için çok makul bir daire. Hani nasıl olur? Televizyonumuzu oraya koyarsınız. Şöyle göstereyim. Ondan sonra şuraya yemek masasını koyarsınız. Şuraya bir tane koltuk. Şuraya da bir yatağınızı ya da ne bileyim dolaplarınızı falan bırakabilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi detaylara girmeyelim. Buraya oturacak olan kişi karar versin değil mi? Şimdi nasıl başlayacağız? Şimdi camlardan başlayalım. Ki üstten aşağı doğru inelim. Hadi bakalım. Ha bu arada malzemelerimi getirmiştim ben zaten. Görüyorsunuz. Malzemelerim burada. Onları da çekerek zaman kaybetmeyin dedim. Şimdi en temiz camdan başlayıp en pis cama kadar gideceğim. Çünkü neden? En pis camdan başlarsa silme aparatım pislenir. Onun için de en iyi, en temizi gene mutfak. Evet. Maalesef boyalar var. Aa, bunları niye kapatmamışlar ya? Allah'tan hemen çıkıyor. Evet. Normalde bu cam arkadaşlar 2 dakikama alıyor. Sürmüyor bile. 1 dakika ama işte görmüş olduğunuz gibi boya olduğu için boyaları temizlemem gerekiyor. Normalde bıçağım var kazımak için. Unuttum. Görmüş olduğunuz gibi pırıl pırıl oldu. Şimdi diğer camları da bitirelim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, camlarımızı sildik. Görüyorsunuz pırıl pırıl oldu. İç dış.
Aynı şekilde bu tarafta böyle. İçli dışlı, işte çerçeveleri falan silindi. En önemli yerler şuralar arkadaşlar. Buraların tertemiz olması gerekiyor. Hani kapı, cam lastikleri ne kadar siyah, ne kadar temiz olursa o kadar temiz olduğu anlamına geliyor. Şimdi arkadaşlar mutfağa geçtik. Mutfak Allah'lık. Işıktan bilmiyorum. Dur bakayım şu ışık. Ha, ışık yandı. Güzel. Görüyorsunuz. Şimdi bunlar temizlenecek. Yani ilk önce şunu bir alalım şöyle. Bunlar yine fayans. Evet. Alarma bakar mısınız arkadaşlar? Ya burada çok sigara içiliyordu ya da mutfağın şeyi bu. Bilmiyorum, görüyor musunuz? Şunları şöyle koyalım. Arkadaşlar ben bunu... Bu aslında İtalyan. Çok güzel. İtalya'da satılıyor ama İsviçre'de bir yer var. Ben oraya gidiyordum çok sık. Orada bir işim vardı. İsviçre sınırıyla İtalya sınırı çok yakın olduğu için oradaki marketlerde de bu satılıyordu. Bu inanılmaz kuvvetli yağ, kir, pas ya da kireç. Çok güzel söküyor. Şöyle birazcık bundan şimdi sıkacağız. Güzelce. Arkadaşlar işler. Bunlara da bir sıkalım şöyle. Güzelce. Bu her şeyi alıyor. Ama kokusu biraz ağır. Biraz da bu yağ sökücüden sıkalım şimdi arkadaşlar. Daha sonra fayansları da sileceğim için bunlar lazım. Bir de şöyle bir tane kireç sökücümüz de var. Aslında arkadaşlar şunu söylemek isterim. Hani bu kadar, yani temizlik maddelerini hiçbir şekilde karıştırmayın. Benim size tavsiyem. Zehirlenebilirsiniz çünkü derler ona karışım oluyor, etkileşim oluyor. Kirli olduğu için, zehirli olduğu için bayağı bir karışım oluyor. Hele hele ki çamaşır suyu ve tuz ruhunu karıştırırsanız ya da kezzap. Arkadaşlar böyle işleri bu arada nasıl alırsınız? Bu işleri emlakçılardan alabilirsiniz. Ondan sonra yöneticilerden alabilirsiniz. Büyük firmalar, yani temizlik firmalarından taşeron firma olarak bu tarz işleri alabilirsiniz. Fiyatlandırmayı nasıl yapıyorsunuz? Yaptığınız her işe göre fiyatlandırma yapabilirsiniz. Ya da tek fiyat olarak bir fiyat çıkartabilirsiniz. Mesela atıyorum 2 metrekare fayans temizlediniz. Bunu ayrı fiyatlandırabilirsiniz. İşte lavabo, ocak, işte dolapları temizledim diyerekten bunları ayrı fiyatlandırabilirsiniz. Camları ayrı fiyatlandırabilirsiniz. Banyoyu ayrı fiyatlandırabilirsiniz. Yerleri, mesela fayans olan yerleri ayrı fiyatlandırabilirsiniz. Laminat, parke olan yerlere ayrı fiyatlandırabilirsiniz. Liste olarak çıkartıp o şekilde de bir fiyat teklifi sunabilirsiniz. Ya da hiç bunlarla uğraşmak istemeyip saat ücreti olarak da çalışabilirsiniz. Ama benim her zamanki tavrım ve tarzım tek fiyat, malzeme dahil şu fiyat derim. İşimi bitirir. İster bir saat yaparım, ister 10 saat yaparım. Ama işimi bitirir, çıkar giderim. Ve alacağım parayı da bilirim. Dediğim gibi bunun dışında gazetelere ilan verebilirsiniz. İnternet reklamlarını kullanabilirsiniz. Yani dediğim gibi, yani Almanya'da her türlü bir şekilde iş bulursunuz arkadaşlar. Yeter ki çalışmak isteyin. Yani bakalım bu nasıl oldu. Oo. Bu arada arkadaşlar bu kullandığım temizlik ürünleri profesyonel ürünler değil. Yani profesyonel de şey değil. Hani özel ekstra alınan bir şey değil. Normal marketlerde bir tek o İtalya'dan aldığım o ilaç işte çok etkili. Zaten o çıkartıyor bunları da. Yerisi teferruat. Bu arada şey unutmuşum arkadaşlar. Sünger unutmuşum. Bulaşık süngeri unuttum. Eldiven unuttum. İşi acil geldi çünkü. Acil gelince de tabi ürünlerde de malzemede de eksiklikler oldu. Aha. Eğer sular akmıyorsa yandık. Ulan su yok mu? Ne yapacağım ben şimdi? Ama arabadan fırça almam lazım. Suyu geri unuttuk. Olmaz çünkü çıkmıyor. Ama şu ocağı silelim. Ocak fazla batık değil.
bakar mısınız? Pırıl pırıl oldu valla. Hiç yağ denilen bir şey kalmadı. Ama işte şurada biraz sıkıntı var. İçine bir şeyler gelmiş. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Şundan biraz daha sıkacağım. Arabadan da fırça alacağım şimdi. En azından arabadan alana kadar o biraz da emer. Her zaman söylüyorum arkadaşlar. Doğru malzemeyle çalışmak gerekiyor. Her ne iş olursa olsun. Civata bile sıkarken civataya uygun tornavida olması gerekiyor ki civatanın ağzını ya da vidanın ağzını bozmamak için. Arkadaş bu tuvaletin de sanki sanayi çalışıyor, sanayi bölgesindeyiz. Evet, şimdi o birazcık çeksin. Görüyorsunuz. Ben de arabadan fırçayı alayım. Fırçayla fırçalayalım. Evet, fırçamızı aldık. Şimdi bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar, şimdi bütün ilaçlı temizliğimizi yaptık. Şimdi durulama faslı. Bunu da cam sille yapıyorum. En güzeli. Şöyle birazcık tık 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 tık. Fayanslarımızı da silmiştik zaten. Ondan sonra durulama işleminde şöyle güzelce bakın kaymak gibi oluyor. İş yaparken gene iş geldi arkadaşlar. Yeniden böyle bir temizlik var. Arkadaşlar dediğim gibi yani işinizi ne kadar iyi yaparsanız, ne kadar temiz yaparsanız iş işi kovalar. Onun için işinizi temiz yapın. Severek yapın. Ondan sonra sında iş ve para zaten sizi kovalıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hemen çeviriyorum. Şaheserimi göstereyim size. Hemen bezimizi de alalım. Fayanslarımızı yaptık. Görüyorsunuz. Ocak pırıl pırıl oldu. Beklediğimden çok iyi oldu. Lavabo keza öyle ama birazcık çıkmadı. Olsun, sıkıntı değil. İşte görmüş olduğunuz gibi. Hemen ne yapıyoruz şimdi? Hemen kapı dolaplarını silmemiz lazım. Özellikle fırın. Özellikle buralara çok dikkat etmek gerekiyor. Bakın. Toz. Mutfak bitti arkadaşlar. Evet, mutfağımızı bitirdik. Şunun üstünü bir de silelim bir daha şöyle. Yetişebildiğimiz kadar. Heh, güzel. Camımızı da sildik. Evet, mutfak bitti. Şimdi banyo. Evet arkadaşlar, şimdi hemen şu kireç çözücüyle fayanslar tozlu. Şöyle bir hemen fayanslarımızı silelim. Şununla hemen. Arkadaş ya. Artık ses alışın. Çünkü karanlık olacak bir durum.
arkadaşlar. Şimdi bu tarafın fayanslarını sildim. Bu taraf kaldı. Bu tarafı da halledelim şimdi hemen. Allah'tan öyle çok fazla şey pislik bırakmamış firmalar. Sadece toz toprak. O da bir şey değil yani. Bakın görüyorsunuz suyla bile hemen çıkıyor. Başladı gene. Tabii arkadaşlar bunu bu kapaksız şu an ince işçilik kaldı. Ondan sonra daha sonra firma gelecek, firmalar gelecek. Ufak tefek silikonlu kapaklı vesaire bunları yapacak arkadaşlar. Şimdi tuvaletimiz var. Tuvalet de bitti. Evet arkadaşlar şimdi banyoyu da bitirdik. Yere geçeceğiz. Yere geçmeden önce son bir işimiz kaldı. Yukarıda. Yukarıda yapmamız gereken. O da süpürgeliklerin üstünü tozunu almak. Böyle alırsanız fırçayla daha iyi. Niye fırçayla yapıyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Elektrik süpürgesini ne yaparsanız elektrik süpürgesi çizebilir. Onun için şöyle prizlerini de alalım. Güzelce. Burada birazcık kan. Burayı silmem lazım. Evet bu kapıyı silmemiştim. Evet. Evet arkadaşlar şimdi komple bitti. Şimdi diğer bir elektrik süpürgesi yapacağım. Ondan sonra paspas yapacağım. Bu elektrik süpürgelerini akülü. Şöyle kırıyoruz. Bunu taktığımda kendime eskiden hayal et avcılar gibi bir gün vardı sinema kurdum. Onun gibi hissediyorum. Tamam, nasıl ederim? Şimdi şöyle yapalım. Kumandası yapalım. Bu üç kademeli arkadaşlar. Bakın burada. Burada bakın. Gece iş yaparken işim bile var yani. Şimdi. Evet şimdi bütün malzemeleri arabaya götüreyim. İşimiz bitti. Bütün malzemeleri arabaya götüreyim. Ondan sonra işim. Paspasını yapacağım. Bunlar kullanacağım. Ve çok pahalı. Ama iyi. Böyle şeyde arkadaşlar ben siliyorum. Bir daha yıkamıyorum. İkinci bir moku alıyorum. Tekrar ona devam ediyorum. Çünkü yıka, tekrar sil, yıka, tekrar sil, iz bırakıyor. Onun için siliyorum, kirlendirmeyi çıkarıyorum, yenisini takıyorum, böyle devam ediyorum. Bu kadar elektrik süpürgesini sürsünüz de aralardan kirlendirmeyi çıkıyorum. Evet arkadaşlar temizliğimiz bitti. Aşağı yukarı 5-6 saat falan sürdü. Hemen şöyle göstereyim size. Bakın yerler pırıl pırıl oldu.
camlar tertemiz oldu. Bir oda, bir mutfak. Bakın şöyle mutfağı göstereyim. Yerler yine pırıl pırıl. Camlar, ocak, lavabo, dolaplar. Her yer tertemiz oldu arkadaşlar. Keza bu prizler işte. Ondan sonra mutfak diyorum, banyomuzu açalım. Işığını bakın, her yer pırıl pırıl. Bu saatlere varana kadar cirlop gibi yaptım arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Ceylan. Şunları da silelim. Görüyorsunuz tuvaletimiz de tertemiz. Şöyle silelim. Bir daha kontrol edelim. Evet. Duşumuz da öyle. Kalklar, kireçler alındı. Bakın ayna gibi kendinizi görebilirsiniz burada. Evet. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Dur şuradan çıkayım da tuvalette kapanışı yapmayayım. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Dediğim gibi Almanya'da para kazanmanın yollarından bir tanesi de böyle derin temizlik. Yani bizde derler ya köşe bucak temizlik. Hani dip köşe. Aynısı burada da böyle dediğim gibi geçerli. Umarım keyif almışsınızdır. Bu arada diğer sosyal medya hesaplarımı da takip etmeyi unutmayın. Bu kadar. Evet arkadaşlar, ben Yunus Eser. Hepinize benden sevgiler. Hoş kalın, hoşça kalın, sevgiyle kalın demeden önce kanalıma abone olmayı, videolarıma like atmayı, yorum yapmayı ve o güzel güzel bildirim zillerinizi açmayı unutmayın ki bir sonraki videomdan da haberdar olabilirsiniz. Ben Yunus Eser. Hepinize benden sevgiler. Hoş kalın, hoşça kalın, sevgiyle kalın. Muah.